Hello, nasılsın? Merhaba, iyiyim sen? İyiyim ben de. Bize biraz kendinden bahseder misin? Hangi okuldan mezunsun? Sonra neler yaptın? İzmirliyim. İzmir Amerikan Koleji mezunuyum. Şu an yeni, bu yıl Parsons'dan mezun oldum, New York'ta. Peki neden Parsons tercih ettin? Yani ben 7. sınıfta bir kitap okumuştum New York hakkında. New York'a hiç gelmemiş olmama rağmen orada okumak ve orada yaşamak istedim. Moda okumak istediğimi biliyordum. O yüzden okulları araştırdım. New York'ta en iyi olduğunu bildiğim Parsons'ı buldum. Ona apply ettim, ona girdim bu şekilde. Peki sadece New York'ta mı var yoksa başka yerlerde de var mı? Parsons Paris var ama o yeni açıldı diye biliyorum. 2013 gibi, yani bayağı yeni. Ama oraya exchange yapan çok arkadaşım vardı, güzelmiş orası da. Peki başvuru süreçleri aynı mı oluyor? Bilmiyorum. Yani ikisinin de portfolyoyla aldığını biliyorum ama yani geri kalan essay'lerin ne şekilde olduğunu bilmiyorum. Tamam, teşekkürler. Peki portfolyo hazırlarken herhangi birisinden yardım aldın mı? Ben İzmir'de Iris Art Studio'ya gitmiştim portfolyo için. Bayağı 3 yıl kadar gittim. Çok yardımcı oldu Iris abla. Peki portfolyo hazırlayacaklara verebileceğin tavsiyeler neler? Erken başlayın. Kesinlikle erken başlayın çünkü gerçekten çok zaman alıyor ve hiçbir zaman yani bunu yaptım, bu bitti, çok güzel gibi bir konsept olmuyor. Hep yani ne kadar şey yaparsanız yapın üstüne ekleniyor, özellikle son yıl. Erken başlayın. Tamam, teşekkürler. Peki New York'taki üniversitelerde sınav sistemi nasıl? Sanat okullarında sınav sistemi yok. Tamamen proje bazlı gidiyor. Sınavlar sadece yani discussion derslerinde ve hani liberal arts derslerinde, yani Fransızca olsun, diğer akademik derslerde oluyor. Bütün her seferinde sadece proje submit ediyoruz ve büyük ihtimal yani bütün dönem boyunca iki proje oluyor. Bir midterm oluyor, bir final oluyor. O iki proje üzerinden değerlendiriliyor. Tamam, teşekkürler. Peki moda okuyan bir öğrencinin bir günü nasıl geçiyor? Ay. Kesinlikle 24 saat yetmiyor. Bir de yani sadece moda da değil, kreatif olan her alanda dediğim gibi hiçbir zaman böyle bu bitti, tamam bunun üstüne çek atayım gibi bir konsept olmuyor. Her zaman daha iyisini, daha da geliştirebileceğinizi gördükçe çok zaman alıyor ama bütün zamanım, günüm, her şeyim, yani okulda yatıp kalkıyorduk. Hep böyle geçiyor. Peki lisans eğitimin boyunca en çok zorlandığın ders neydi? En çok zorlandığım ders. İlk yıl Foundation Year gibi geçtiği için bölümümüzden alakasız çok farklı dersler alıyoruz. Çok şey kattı bana tabii ki ama Space diye bir ders almıştık ve bir bina tasarladık. Üstüne teknik çizimini yaptık ve maketini yaptık. Benden çok alakasız bir konsept. Onu da bayağı zorlanmıştım. John Bay çok zor bir öğretmenmiş. Onu almışım. O biraz zorlamıştı beni. Tamam. Peki lisans sırasında staj yapmak sence ne kadar önemli ve sen hiç yaptın mı? Çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Çünkü mezun olduktan sonra çoğu insan tamam okey mezun oldum hadi kendi markamı kurayım gibi bir sisteme geçmeden önce en altını yani atölyesinden business'ına kadar bütün her işlerinin yapılmasının öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben staj yaptım. Ben ilk yıldan beri staj yaptım. Türkiye'ye döndüğümde İstanbul'da Hakan Yıldırım ve Raisa Vanessa'da yapmıştım. Sonra geri döndüğümde burada mağazada çalıştım. Ondan sonra New York Fashion Week'lerde backstage'de çalıştım. Aynı zamanda böyle trade show gibi hiç çok alakam olmayan yerlere gidip hani ortamı görmek için oralarda da staj yaptım. Peki bu stajları nasıl buldun? Okul yardımcı oluyor mu? Okul çok yardımcı oluyor. Okulun bir portalı var. O portaldan staj arayan insanlar ya da iş arayan insanlar ilanlar çıkıyor önüne. Sen onları filtreleyerek oradan kendine uygun bir şey alıp yani hepsine başvurabiliyorsun. Ama bulmak zor çünkü herkes cevap vermiyor ve eminim ki onlara yani yüzlerce e-mail geliyordur günde. Zor ama kesinlikle önemli. Staj çok değerli bir şey. Tamam, teşekkürler. Peki moda okumanın en zor tarafı ne? En zor tarafı yani okuyacak insanların sosyal hayatını ve uykuyu direkt hiçe sayması gerekiyor. Yani ben hatırlıyorum öyle dönemlerim oldu ki yani arkadaşlarım geliyor bende kalıyor, annem geliyor bende kalıyor ama görüşmüyoruz. Yani ben okulda yatıp kalkıyorum ve kesinlikle eve dönmüyorum. Yani zaman kavramınız gidiyor tamamen. Zaman diye bir şey olmuyor.
O çok zor. Yani ona okey demesi gerekiyor insanların. Çünkü bölüm değiştiren de çok fazla arkadaşım ve tanıdığım insan oldu. Yani diyorlar ki bu bana göre değil, ben bunu yapamam. Ben böyle vakit, böyle bir zaman ayırmak istemiyorum diyor. Bölüm değiştiriyor. O çok önemli bir şey girecek insanlar için. Tamam, teşekkürler. Peki New York'ta genel olarak çalışma ortamı ve profesyonel hayat nasıl? Bence çok güzel. Yani herkes bu okulda da profesyonel hayatta da yani herkes insanlığı birbirine yardım ediyor. Yani Türkiye'de böyle bir sistem yokmuş anladığım kadarıyla. Yani competition tabii ki var ama yani okulda da mesela derste de herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor. Birbirlerinden yararlanıyorlar. Bu profesyonel hayatta da böyle. Herkes yanındaki insan senin için çalıştığı için onun tabii ki iyi bir şey yapmasını istiyorsun. Bütün maksimum potansiyelini kullanmasını istiyorsun. Herkes bu şekilde çalışmaya yönlendiriyor insanları. Peki hiç çalışmak istediğim bir şirket var mı? Hep burada çalışmak istiyorum diyebileceğim. Eskiden vardı. Çünkü şöyle bir norm var sonuçta modada. Yani tabii ki herkes en iyi markada, en bilindik markada, en high-end markada çalışmak ister. Ama sana o kadar çok şey katmayacağını fark ettim. Yani orada çalışan arkadaşlarım oldu ve kendi potansiyelini ve yapabileceklerini göstermek yerine sadece getir götür işleri vesaire yapıyorlardı. Onun yerine bizim okulda da söylüyorlar. Hep startup ya da daha yeni olan şirketlerde çalışmak daha mantıklı. Çünkü daha değerli bir eleman oluyorsun. Daha değerli bir eleman olunca daha fazla şey yapabiliyorsun ve sana daha fazla şey katıyor. O yüzden şu an yok. Olduğum yerden memnunum. Burada kalmak istiyorum. Peki gelecek planların neler? Kendi markanı kurmaya nasıl karar verdin? Nasıl karar verdim? Yani tamamen bir şey ortaya koymak için ilk hedefimde. Çünkü tabii ki ilk yaptığın her şeyin yanlışları, hataları da olacak. Doğru yanları da olacak. O yüzden ilk ortaya bir şey koyduktan sonra bunun bana bir şey katmasını istedim. Neleri yanlış yaptım, neleri doğru yaptım. Yani şu an gerçi marka ismine kadar her şey değişti. Bütün sistemi değiştirdim. İlk zaten yaptığım şeyler streetwear'di ve benlik değil, yani benim dizayn estetiğime uyan şeyler olmadığı için şu an mesela tez koleksiyonunu üretiyorum, mezun olduğum koleksiyonu. Ondan çok farklı bir konsept. O şekilde ilerlemek istiyorum ama yanlışlarımı ve hatalarımı alıp üstüne daha fazlasını koyup o şekilde ilerlemeyi tercih ediyorum. Tamam. Peki sence bir Malaca'nın kendi markasını kurması önemli mi? Ya önemli, spesifik olarak önemli demem. Yani tamamen insanın kendi idealini ve ne yapmak istediğini kendisinin karar vermesi lazım bence. Tamam. Peki kendi markanı kurmanın zorlukları neler? Ay çok zor. Yani birincisi atölye ortamı. Ben atölye ortamını çok seviyorum ama farklı atölyelerle çalışman gerekiyor. Çünkü kendi atölyem yok. O insanların hepsinin bir arada kurmak, sistemi kurmak çok zor. Onun haricinde yani bilmediğim de çok şey var sonuçta. Yani sadece tasarladım bitti gibi bir şey olmuyor. Bunun web sitesi var, lojistikleri var, shippingi var, return'ü var. Yani bunların hepsini ayarlamak gerekiyor. Ve benim bilmediğim konular sonuçta. Geçen sefer hiç yardım almamıştım ama şimdi yani yardım almayı düşünüyorum. Çünkü güzel bir sistemin işlemesini istiyorum. Ve her şeyi kendin yapamayacağını anladığın zaman bence next level'a geçebiliyorsun. Peki hiç kendi defileni yapmayı düşündün mü? Öyle bir idealim olmadı. Yani defilelerde çalışmayı çok seviyorum ama ne kadar stresli ve zaman aldığını da biliyorum. Yani Hakan Akkaya Bey'in yanında hep buraya geldiğinde çalışıyordum. Gerçekten aylarca bir koleksiyon üzerinde çalışıyorlar. Ve sadece şov için çalışıyorlar. Çok güzel bir şey ama çok zorlu bir şey. Yani ona bir zaman ayrılması gerekiyor. Öyle bir zamanım olduğuna yapmak isterim tabii ki. Ama olur mu, öyle bir şey geçer mi emin bilmiyorum. Sence bir defileli çalışmanın en zor tarafı ne? Çok yoğun, çok yoğun. Yani her şeye koşturmanız gerekiyor. Özellikle yani ben backstage olmayı tercih ediyorum izlemektense. Ama izleme şansım da oluyor. Çünkü Hakan Akkaya Bey'e yardım ettiğimde onun Instagram live'ını ben yapıyorum. O yüzden hem arkadaki her şeyi organize edip bir de gidip live yapıp defile de izlemiş oluyorum. Çok güzel ama çok koşturuyorsunuz. Yani aşırı çok yoğun geçiyor. Peki moda alanında rekabet var mı sence? Var. Çok var. Yani gerçekten çok hem kirli bir endüstri çevre konusunda, dünya konusunda hem de yani markalar aralarında çok kapışıyor. Çünkü herkes birbirinin customer base'ini almaya çalışıyor ve bence artık şey yok. Yani herkesin kendi bir customer'ı var ve sadece ona hitap ediyor diye bir konsept yok. Yani herkes artık neredeyse herkese hitap etmeye çalışıyor. O konuda o yüzden bence çok kapışma oluyor.
Tamam, teşekkürler. Peki defileri de çalışmak için ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Her şeyi yapabilmeniz gerekiyor. Yani her şeyi, her şeye okey demeniz gerekiyor. Bence kesinlikle bu. Aslında biraz COVID döneminden de konuşmak istiyorum. Bu dönem sektörü nasıl etkiledi? Bu dönem bence sektörü güzel etkiledi. Yani insan, yani şirketlerin batmasının ayrısında bence insanlar gerçekten şirketler olarak biz doğaya zarar veriyoruz ve biz bunu artık fark ediyoruz ve biz değişeceğiz demeye başladılar bence. Çünkü çok çok kirli bir endüstri. Yani moda endüstrisi ikinci galiba. İlkini bilmiyorum. İkinci galiba en çok doğaya zarar veren endüstri ve insanlar değişmeye başlayacak diye düşünüyorum. O konuda bence olumlu oldu. Ama tabii çok batan bir şirket oldu. Biraz tatsız. Peki maske modası hakkındaki düşüncelerin neler? Yani moda olması gerektiğini düşün. Yani bence ikisi çok ayrı konsept. Yani moda da, modada maske zaten vardı. Yani Asyalılar zaten kullanıyordu. Bu Covid'den önce The Blondes geçen New York Fashion Week'te yaptığı koleksiyonda maskeler kullanmıştı. İşlemeli maskeler. Yani zaten modada olan bir şeydi. Ama şu an hayatımızda maske işlev olması lazım maskenin. Ve senin kotondan yaptığın bir maskenin işleviyle cerrahi maskenin işlevi arasında ya fark var. Aynı şekilde etkilemiyor. O yüzden yani moda olarak da geliştirilmesi lazım. Yani ben kendime maske dikmiştim. Geri dönmem gerekiyordu diye ama yani yoktu. Cerrahi maske yoktu elimde. Yani şu an Türkiye'ye döndüğümde o aldığım maskeleri kullanıyorum. Kendi diktiğimi kullanmam çünkü etkilemediğini biliyorum. Ama ne zaman ki yani dış kumaş ve astarın arasına bir filtreleme sistemi koyulabilir, o zaman bir şekilde dengelenebilir. Yani işlev daha önemli bence modadansa şu an bu maske konusunda. Peki bölümünde kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Yani çok şey yapıyorum, bilmiyorum ya. Yani ben kendimi geliştirmeyi seven bir insanım zaten. O yüzden yani boş vaktim olduğunda kendim üzerine çalışmayı seviyorum. Yani yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Yeni ekstra dersler aldım ben. Zaten okulda da kredimin üstünde ders aldım. Çünkü seviyorum. Öğrenmeyi seviyorum. Kendimi geliştirmeyi seviyorum. Yani moda haricinde de bence çok alakasız bölümleri alıp insan kendini geliştirebilir. Business dersi almıştım mesela. Yani hani kimin neden olmasın? Peki okuduğun bölümü okumak isteyecekleri verebileceğin tavsiyeler neler? Çok zor. Yani ya mental olarak çok zor, fiziksel olarak da çok zor. Yani insanların gerçekten evet moda okuyorum işte iki şey çizeceğim, iki şey dikeceğim gibi bir şey değil. Çok yoğun. O yoğunluğa insanların hazır olması lazım. Yoksa dediğim gibi yani bölüm değiştirilme problemi olabilir. Tamam, teşekkürler. Peki bölümünü okumak isteyenlere, bölüme girmeden önce okumayı tavsiye ettiğin kitaplar var mı? Kitap spesifik olarak yok. Yani eğer öğrenmek istiyorlarsa kalıp hakkında çok fazla kitap var. Intro to Fashion Studies güzel. Bütün genel konseptleri her şeyi anlatıyor. Ama bunları zaten okulda bize kitap veriyorlar. Kitap okumamızı istiyorlar. Bütün kitapları da ben çok yerinde ve yeterli buldum. Ama öğrenmek istiyorlarsa mesela hani ilgilerini çeken Draping diye bir kitabım var. Şurada hatta. Tamamen draping tekniklerini öğretiyor. Benim çok işime yaradı. Benim çok hoşuma gitti. Hatta dedim keşke daha önceden alsaymışım. Yani Amazon'dan böyle bu tarz kitaplar çok bulunuyor. Tamam. Peki sence iyi bir modacı olmak için çizim yeteneğin olması gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. Çünkü çizim aslında modada bir araç. Yani sen, yani tabii ki güzel çiziyorsan tabii ki süper, müthiş. Ama okulda öğrendik ki önemli olan çizimin karşı tarafa aktarılması. Yani sen bunu 3 saatlik aşırı detaylı bir çizimle de aktarabilirsin ama 3 çizgilik 30 saniyelik bir skeçle de aktarabilirsin. O yüzden her şeyin müthiş, güzel, perfection olmasına gerek yok. Çünkü zaten kafanda kurduğunu kağıda aktarman gerekiyor. Bütün konsept bu yani aslında. Peki ders içerikleriniz ve sınavlarınız nasıl oluyor? Ders seçeneklerimiz, yani Parsons genelde moda dışındaki bölümlerde curriculum'da diyor ki yani 4 yıl boyunca bu dersleri alman lazım. Bunları sen aldıktan sonra mezun olabilirsin. Ama modada şey oluyor yani her yıl alman gereken dersler belli. O yüzden yani ben ekstra erkenden kredilerimi bitirdim mezun olayım gibi bir şey yok. Son yıla kadar bütün alman gereken dersler belli olduğu için onun dışında elective'ler var. Liberal arts dersleri var.
Onları da aldıktan sonra bütün kredi toplama oluyor. Sınavlar bu stüdyo derslerinin haricinde olan elektivler ve diğer derslerde sınavlar oluyor. Peki mezun olduktan sonraki iş imkanları nasıl? İş imkanları şu an zor bir dönem. Şu an arkadaşlarımız zorlandığını biliyorum. Çünkü insanlar iş alımı yapmıyor. Aldığı zaman da zaten haftada 40 saat değil, yani 15 saat vesaire çalıştırıyor. Benimki tamamen şanstı, benim iş bulmam. Çok şanslı. Daha önce 2 yıldır aynı yerde staj yaptığım için beni direkt elemana çevirdiler. Ama bilmiyorum, zormuş. Zor yani. Tamam, teşekkürler. Peki biraz New York'tan da bahsetmek istiyorum aslında. Sen okumak için neden New York tercih ettin? Efendim? Kesildi. Benim internetimde bir problem mi var acaba? Bir daha söyleyebilir misin? Bir daha deneyelim. Şu an beni duyuyor musun? Evet. Okumak için neden New York'u tercih ettin? Neden? Yani çok sevdiğim bir şehirdi. Hep ilk geldiğimde de demiştim ben burada yaşamak istiyorum diye. Öyle kaldı. Spesifik sadece New York istedim. Başka hiçbir şehir, başka bir ülke istemedim. Niye bilmiyorum. Peki orada yaşamanın iyi ve kötü yanları neler? İyi yanı her şey ve yani her şeyden kastım insanlarını çok seviyorum. Bir de çok random bir şekilde insanlarla tanışabiliyorsun. Yani atıyorum bir restorana gidiyorsun mesela, hani yanındaki insan birinin bir şeyi oluyor. O şekilde iletişime geçiyorsun. Yani herkes iyi niyetli davranıyor sana. O yüzden connection kurmak o konuda çok kolay. Ama kötü yanı hava çok kötü. Yani kışın çok soğuk oluyor. Tabii daha kötü şeyler var da gerçekten çok soğuk oluyor. Şu an hele çok sıcak, bayağı sıcak. Onun dışında bir kötü yanı yok benim için. Ulaşım imkanları nasıl? Çok kolay. Ben galiba başka hiç bu kadar ulaşımı kolay olan bir şehre gitmedim. Her yere metro gidiyor ve metro sistemi çok güzel kurmuşlar. Yani gerçi de bir geç kurulan bir şehir olduğu için büyük ihtimalle bu kadar iyi. Çünkü Avrupa'da öyle bir sistem kurulamazdı ama her yere gidiyor ve aynı hem lokal var hem ekspres var. Yani istediğin yere 3-4 durakta 15 bile olmadan dakikada gidebiliyorsun. Her yere gidebiliyorsun. Aynı zamanda her yere de yürülüyor. Yani her yer, istesem gerçekten bütün Manhattan'ı yürüyebilirim. Yani buradan Central Park'a da gidebilirim, Wall Street'e de gidebilirim. Yürüyerek her yere gidebilirim. Sadece yürümeye okey olmanız gerekiyor. Çok güzel bence ulaşım sistemi. Çok teşekkür ederim. Eda, benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yok. Bu kadar. Her şeyi coverladık bence. Tamam o zaman. Çok teşekkürler yayına katıldığın için. Teşekkür ederim beni aldığınız için. Bu arada yayın hem YouTube kanalımızda paylaşılacak, IGTV Instagram hesabımızdan, aynı zamanda Spotify'dan podcast olarak paylaşılacak. Aa, çok güzel. Tamam. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.